Taammüt, Arapçadan geçmiş bir kavram, bazı ayetlerde de yer alıyor. Kişinin amd yani kast etmesi, bir şeyi yapmak üzere ciddi manada bir plan, bir hazırlık, bir kasıt oluşturması ve sonra bunu icra etmesi. Eğer ki böyle bir kasıt bulunmaz ise, yani taammüden olmaz ise, işlerin rengi değişiyor. Hem Allah Azze ve Celle'nin katında değişiyor, kulların katında da öyle. Yani size bir şey yanlışlıkla yapan bir kimseyi suçlayamıyorsunuz. Cenab-ı Hak da suçlamıyor. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ Hataen yaptıklarınızda sizin için bir günah yok. وَلَكِنْ اَمَا مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Fakat kalplerinizin taammüden yaptıkları o başka. Eğer ki bir şeye biz taammüden yapıyorsak, kasıt var. Orada bizim cürüm dediğimiz şey, o bizim taammüdümüze dayanıyor. Adamın baktınız ki bir taammüdü yok. Yani kapıyı açarken kapının arkasında duran kişiye vurmuş. Ama kapının arkasında kim var kim yok bilmiyor. Dolayısıyla bu kişi işlediği bu cürümden ötürü velev ki o kişi düşüp ölse bile yani sonuçlansa bu ancak olsa olsa hataen olabilir. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا Bir kimse bir mümini katledemez, bir mümin başka bir mümini katletmez, edemez. İlla hataen, ancak hataen olabilir. Yani içi dolu olup olmadığını bilmiyordu. Böyle bir sıkayım derken aman Allah'ım yani ihmal diyebilirsiniz. Ama bazen öyle hata var ki, öyle hataen var ki hiç içerisinde cürüm saklı değil yani. Dolayısıyla cürüm taammütle yani kişinin kastıyla ilişkilen bir şey. Taammüt dediğimiz şey de yani oluşturduğunuz o kötü kasıt da bunun yani bizim fiziksel boyutlarımızla da bir ilişkisi yok. Hacimsel olarak bizim ağırlığımızla da bir ilişkisi yok. Ağırlık olarak bunu ne kadar bir sürede işlediğimize dair zaman aralığıyla da bunun bir ilişkisi yok. Yani içinde bulunduğumuz uzay zamanda bu dört boyutun dördüyle de çok da alakalı bir şey değil. Yani adam şöyle düşünün 50 kiloluk bir adam da cinayet işlediğinde onun taammüdüne bakılır. Bu kimsenin hayatına kastetmiş mi diye. Tamam. Adam 100 kilo olsa değişen bir şey var mı? Hiçbir şey değişmez. Sonuçta onun taammüdü önemli. Bu kişinin hayatına kastetmiş mi? Ona bakılır. Dolayısıyla ağırlığıyla önemi yok. Şeyle de ilişkili değil. Hacmiyle de ilişkili değil. Çok hacimli olmasıyla ya daha az hacimli olmasıyla, boylu olmasıyla, daha az boylu olmasıyla. Bu işi ne kadar bir zamanda yaptığı da, ne kadar bir zaman süresince, 30 saniye mi? Adam öyle silah geliştiriyor ki, yani kılıçla eskiden vurup adamı öldürmesi belki bir 20 dakika çabalamayla, uğraşmayla oluyorsa, şimdi tetiği saniyeler içerisinde çekiyor ve ortaya bir taammüdünü, kastını karşıya karşı, kişiye karşı. Nedense hep taammüdü en çok iyi belirgin ifade ettiğimiz şeyde aklımıza cinayet geliyor. Ve daha ziyade geri dönülmez biçimdeki taammütler. Yani taammüt şu kadarcık da olabiliyor, bu kadarcık da olabiliyor. Onu büyütebiliyorsunuz, çok daha büyük de yapabiliyorsunuz. Yani bir kişiyi mesela sonsuz bir biçimde geri dönülmez bir şekilde onu hayattan da yok edebilecek bir taammüdümüz olabilir. Adam planlamış, onu uçurumun yanına götürecek, uçurumun kıyısında oturtacak, sonra onu farkında olmadığı bir anda uçurumdan aşağı atacak. Ne yapmaya çalışıyor? Onun hayatına geri dönülmez bir şekilde son vermek istiyor. Bu taammüt ne kadar büyüdü? Yani o kişi eğer bir eceli olmasaydı ki o onunla alakalı değil, o başkasının takdiri, Allah Azze ve Celle'nin takdiri. Bu adamın hayatına sonsuz bir biçimde kast edip ortadan kaldırdı.
Şimdi böyle birisi hasbelkader kurtarsa oradan ağaca, dala tutunsa, dönse bu adam beni affet dese, ne diyecek ona? Sen beni bir günlük, üç günlük, beş günlük yok etmek istemedin ki. Sen beni bütünüyle ortadan kaldırmak istedin. Taammüdün o kadar büyük ki. Dolayısıyla bu taammüdümüz kara delik gibi çok büyüyebilir. Yani bir kimse düşünün ki bu yer küre uzaktan öyle bir silah icat etsek ki nükleer bir şey mesela. Bunu tıklayınca düğmesine basınca burayı bütünüyle buradaki hayatı ve hatta yer küreyi yok edecek olsa. Buna kasteden taammüd ne kadar bir taammüd? Çok büyük bir taammüd. Dolayısıyla taammüd dediğimiz şeyin içinde bulunduğumuz boyutlarla bir sınırı bulunmadığını söylemek için ifade ediyorum. Bu çok daha fazla büyüyebilir. Kişinin taammüdü kastettiği şeyin büyüklüğü kadar büyüyebilir. Diyeceksiniz dünya, gezegene, yıldızlara, onlara da mı kastedebilir? İçinden bunu geçirebilir. Daha da öteye gidebilir. Hepsinin var edicisine karşı ona yönelebilir. Bu artık içimizdeki taammüdün var eden kudretin olanca büyüklüğüne, azametine, kudretine rağmen onu yok sayacak, ona karşı cürüm işlemeyi, onu hiçe saymayı. Cenab-ı Hak dedi ki, لَا يُؤَخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. Kalplerinizin bu kazandığı şey var ya, asıl Allah'ın katında önemli olan o. Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir kasıt orada büyütüyorsunuz. Şimdi bir kimse mesela Cenab-ı Hak diyor ki وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا. Bir kimse bir mümini taammüden öldürse, adamın hayatını tamamıyla ortadan kaldırmayı taammüd etmiş. Bilerek yapmış bunu ve isteyerek. Artık o yaşamasın istiyor. Bir adamı bir gün susuz aç bıraksanız taammüden, bir günlük bir hayattan onu uzaklaştırma, o da belli boyutlarıyla. İki gün olsa, üç gün olsa, dört gün olsa, katlederek ne yapıyorsunuz siz? Bütünüyle onu hayattan koparmaya çalışıyorsunuz. Taammüd kişinin içerisinde bu düzeyde büyüyebilir. Bu bizim ebatlarımızla ilişkili bir şey değil. Adam diyemez ki hakimin karşısına geçip, siz bana işlediğim bu cinayetten ötürü işte 50 yıl biçtiniz veya ömür boyu veya 100 yıl, bazen 200 yıl oluyor. Ama ben bunu yani ne yaptım, bir sabah kalktım, planladım, oluşturdum, çizdim, götürdüm, gidip adamı katletmem saniyelerimi aldı, tetiği çektim o kadar. Bu kadar bir şey olmamalı. Bundan ne kadar zaman önceydi biliyorum, bilmiyorum. Yeni Zelanda'da birisi silahını hazırlamış, çıktı geldi mescidin içerisine girdi. Kaç kişiyi katletti? Onlarcasını bilmiyorum, sayıyı da unuttum şimdi. Çok fazla kimse, sayıda kimseyi hem de saniyeler içerisinde, belki dakikalar içerisinde katletti. Nice insanın hayatına taammüd büyürse bir kimsenin, o öyle nice kendisi gibi insanı hayattan bütünüyle koparabilir. Dolayısıyla cürümle de, cürüm dediğimiz şey bu taammüdle ilişkili. Hakim de ona bakıyor. Bakıyor bunun taammüdü var mı? Eğer yoldan geçerken adamla söz dalaşı etmiş de orada ne bileyim yani bir şekilde itişmişler, kakışmışlar, adam ölmüş ise farklı bakıyor bu meseleye. Ama önce olay mahalli incelemesi yapmış, kişiyi tanımış, onunla husumeti var, hazırlık yapmış, şuradan çıkar buradan vururum, İlla ki onu katletmeyi planlamış. Taammüdü ortaya çıkarsa o zaman cürüm bu taammüde uygun olarak büyüyor. Allah Azze ve Celle bizi hayatımızda çok kez taammüd üzere yakalıyor. Daha baştan Hazreti Adem ve çocukları baktığınız zaman iki kardeş biri diğerini taammüden öldürüyor, katlediyor. Ve bütün insanlık tarihinde onun Kabil'in Habil'i katlettiği لَاِنْ بَسَطَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَن۪ي. Habil dedi ki elini uzatsan beni katletmek için لِتَقْتُلَن۪ي مَا اَنَا بِبَاسَطَّنْ يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ. Ben elimi seni öldürmek için kaldırmayacağım.
Sen bunu inni uridu en tebu'a bi ismi ve ismik, benim günahımı da kendi günahımda yüklenip böylece fetekune mine zalimin, zalimlerden olasın. Bütün suç senin üzerine kalsın. Ne yapmaya çalışıyor? Taammüdünü tamamen ona bırakıyor. Yani ben de şey yaparsam bu müdahalede karşılıklı şeyde hani benim de onu biraz kışkırttığım düşünülebilir. Belki bu işte bir miktarda bana hani trafik kazasında %20, %80 gibi. Hayır, hiç elimi kaldırmayacağım. Senin taammüdün %100 benim aleyhimde beni katletmek hususunda apaçık olsun diye. Biz bu dünya hayatına girdiğimizde taammüdü öğreniyoruz. İçimizde beliren ve bizi başkalarına yönelik olarak kötü bir şey yapmaya. Sonra bir başka taammüdü öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle'ye karşı içimizde beliren ve Cenab-ı Hakk'a saygısız, onun emrine karşı özellikle kasten karşı duruş. Bu çok önemli. Allah Azze ve Celle'ye karşı olunca neyde olduğu da çok önemli değil. Küçük büyük. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la sagirete me'al ısrar. Küçük de olsa eğer ısrarla taammüden kasıtlı bir şekilde Cenab-ı Hakk'a karşı yapıyorsan büyük bir cürüme dönüşür. Allah Azze ve Celle dedi ki estaizu billah la taktulus sayda. Av hayvanlarını öldürmeyin. Ve entum hurum. Siz ihramlıyken. Normalde avlanmak hiçbir sakıncası olan bir şey değil. Yani helal bir hayvanı gidiyorsunuz, avlanıyorsunuz, yiyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak dedi ki ihramlıyken yasaklıyorum. La taktulus sayda. Av hayvanını katletmeyin. Ve entum hurum. Siz ihramlıyken. Normalde helal olan, hiçbir sakıncası olmayan ama özel bir durumda yasaklanmış bir şey. Neye benzer? Sınıfta hoca diyor ki yeme içmeyi yasaklıyorum. Dışarıda yiyin. Normalde yemekte içmekte gayet normal şeyler. Problemli olan bir şey değil. Ama sınıfta yediğin zaman hoca yasakladı. Bu kez hocanın yasağını delmiş, onu saymamış oluyorsun. Ona karşı başkaldırı şeklinde bir taammüdün ortaya çıkıyor. Bu önemli. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَنْ قَتَلَهُ sizden kim katlederse مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا müteammiden kim katlederse. Yani Allah yasakladı ama olsun, ben de ihramlıyım, olsun, bile bile ben bu ayva hayvanını katledeceğim dese. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. Biz aslında ayetin kalanını çok böyle şey beklemiyoruz yani. Günah işlemiş olur, bir daha yapmasın, böyle bitsin bekliyoruz, bitmiyor. Çok uzuyor bu ayet. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ onun cezası مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ katlettiği hayvanın dengi bir hayvan bulunacak. مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ sizden adalet sahibi iki kimse buna hüküm edecek. Bu hayvan bunun dengidir diye. دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اَوْ آخَرَانِ مِنْ يَحْكُمُ بِهِ دَوَا عَدْلٍ هَدْيَنْ بَالِغَ الْكَعْبَةِ Kabe'ye ulaşacak bir de bu. Yani bu denge hayvanın kurban edilmesi Kabe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. Hediyen baligal ka'beti ev yahut kefaretun ta'amu mesakina yahut miskinlerin doyurulacağı bir kefaret verilecek ev iddu zalika siyamen yahut bunun dengi bir oruç tutulacak. Bu kadar tafsilatıyla Cenab-ı Hak bu meseleyi çok da kimsenin başına gelecek bir şey değil. Belki ayet indiğinden beri kaç kişi yani ihramlıyken avlanmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Bir defa bu zamanlarda hiç olacak bir şey değil. Uçaktan avlanamazsınız. Karayoluyla giderken de avlanacak imkan bulamazsınız. Olsa olsa o zamanlar üstelik biraz da av hayvanlarının olduğu bölgeden geçeceksiniz. Ve böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Ama mesele taammüt meselesi.
Taammüdün nasıl bir şey olduğunu gösterme meselesi olunca olayın yaşanılabilir ihtimali değil, cürmün taammütle ilişkisi örneklenmesi bakımından dikkat çekiyor. Cenab-ı Hak dedi ki afallahu amma selef. Cenab-ı Hak geçmiştekini affetti ama وَمَنْ عَادَ eğer tekrar taammüden ihramlıyken avlanırsanız فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْ Allah ondan intikam alır. Allah Allah! Mesele intikama kadar gitti. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ فُنْتِقَامُ diye bitiyor ayet. Allah azizdir, intikam sahibidir. Çünkü burada önemli olan saygısız davranmanın taammüden gerçekleşmesi. Ya aslında normalde çayını sınıfta içen bir çocuk değil ama benim dersime çayını özellikle alıyor getiriyor. Gözüme soka soka, bak görüyor musun çay? Ben geldim. Sen bir şey yapamazsın bana. Dert çay içmesi, içmemesi, elinde bardakla gelmesi olay o değil. Olay taammüden hududu tanımama hususundaki başkaldırı. Dolayısıyla cürmün niteliği taammüdle ilişkisi, oradaki kasıt karşı tarafa göstermek istediği ben seni saymıyorum, seni adam yerine koymuyorumdaki başkaldırı. İşte kulu Allah Azze ve Celle karşısında helaka götüren de içindeki bu taammüd. Bu taammüdün dışa ne şekilde vurduğu çoğu zaman önemli değil. Bazen namaz kılmayarak, bazen Cenab-ı Hakk'ın emriyle oruçları tutmayarak, bazen ibadetler üzerinden, bazen başka şekillerde ama her halükarda Cenab-ı Hakk'a başkaldırı hangi biçimde olursa olsun saygısız kalmak isteyen kişi taammüdünü yaşamaya kalktı mı Cenab-ı Hak'la arası açılıyor.